gündem dışından hepinize merhaba. Biliyorsunuz ben bu yayınlarda, haftalık yayınlarda daha çok dış politika üzerine konuşmaya çalışıyorum. Ve adı da gündem dışı olduğu için pek de gündemi yakalamak gibi bir kaygı gütmeden bu sohbetleri yapıyoruz sizlerle. Ama takdir edersiniz bu defa 14 Mayıs 28 Mayıs arasında işte Cumhurbaşkanlığı ikinci tur öncesinde ve ilk turdan çıkan herhalde beklenmedik sonuçlar bağlamında sessiz kalmak herhalde pek doğru olmaz, etik de olmaz diye düşündüm. Dolayısıyla ben de kendimce oturduğum yerden bu seçim sonucunun 14 Mayıs sonuçlarının bize ne anlattığı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bir kere bence öne çıkan en önemli buradan sonuç başkanlık rejiminin artık kalıcı olduğu. Bu da şunu düşündürmeli herhalde. Altılı masa, altılı ittifak yola çıkarken bir araya onları getiren husus güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekti. Ancak herhalde başkanlık rejiminin kalıcı olduğu hissi orada da öne çıkmış olacak ki Sayın Kılıçdaroğlu da pek bu güçlendirilmiş parlamenter sistem hususunu öne çıkartmadı. Yahut bana öyle geldi kampanya süresince. O yönden geri giderek hani bir tersine mühendislik yaparsak da belki fazla iddialı olmamaya çalışıyorum ama altılı masanın kuruluşundaki bu güçlendirilmiş parlamenter sistem ekseninin hatalı bir çıkış noktası olduğunu öne sürebiliriz. Diğer taraftan da bu 2+4 yani İyi Parti artı CHP seçim işbirliği, seçim ittifakına eklemlenen işte başta Gelecek ve Deva olmak üzere ve Demokrat Parti bir ölçüde de Saadet Partisi açısından yarış, çalışma, kampanya herhalde masa başında zaten yeterli sayıda milletvekilliklerini ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını genel başkanlar için aldığında bitmişti. Hani böyle kinayeli konuşmak istemiyorum ama yılın başında bonusunu alıp çalışan bir beyaz yakalı gibi düşünülürse bu sanki bana bunu çağrıştırıyor. Ödülünü önden alıp yarışa girmek gibi bir sanki tuhaflık ortaya çıkmış gibi bugünden bakışla düşünüyorum. Diğer taraftan 28 Mayıs'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı var ama bana sorarsanız umutsuzluk yaymak istemem ama çok uzak bir olasılık herhalde. Bu durumda eğer Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı mecliste çoğunlukken ortaya ne çıkar? O zaman işte belki güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş, belki o olasılık yeniden canlanabilir diye söylenebilir. Bir diğer bence ortaya çıkan sonuç, benim hep üzerinde durduğum, yani işte mesela Trump başkan seçildiğinde burada neredeyse abartarak söylersek, yataklara düşecek kadar etkilenen bizim de entelektüel arkadaşlarımız olmuştu. Ama hep şunu savundum ben, orası ABD sonuçta. Orada bir zemin belli, demokrasi zemini, hukuk zemini var. Aynı husus aşırı sağın güçlendiği Batı demokrasilerinde de geçerli. Bizde ise hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, özgürlük, hak ve özgürlükler gibi benim için en öncelikli olan konuların hiç umursanmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla da 14 Mayıs gecesi herhalde benim gibi bazıları, başta Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş olmak üzere haksız yere işte cezaevlerinde tutsak tutulan arkadaşlarımızı, işte toplum kanaat önderlerini, siyasetçileri düşündüler. Bu iki ismi sayıyorum. Onların şahsında cisimleşen tüm diğerlerinin yüzlerce, binlerce kişiyi de arkalarına katarak bu durumun, hukuksuzluğun hiç de umursanmadığı tescillenmiş oldu. Bence siyasetin işlemediği de Türkiye'de görüldü. Biz ülkemizde mış gibi yapıyoruz siyasette. İşleyen siyaset değil, devlet. Devleti ele geçirmek ya da devleti yönetmek için ortada bir yarış var. Toplum-siyaset ilişkisi tümüyle kopuk. Bu aslında tuhaf bir çelişki. Oy vermekten oy vermeye kendini dışa vuran bir durum. Katılım oranı çok yüksek. Katılım oranının bu denli yüksek olduğu bir ülke için burada toplum-siyaset ilişkisi kopuk demek, belki bir batılıyla eğer konuşsak izahı zor olur ama bence durum bu.
Bir diğer husus hani çok yine üzerinde durulan genel olarak bu seçim bağlamında değil, kafayı topluma yahut toplumu kafaya uyarlamak meselesi. Burada da hani hep kendi kafamıza göre sanki toplumu tasarlamaya çalışıp toplumu tanımadan siyasi kampanya yürütmek gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Diğer taraftan da bir kısım işte muhalefette de hani böyle pek çok bildiri biliyorsunuz yayınlanan açık mektuplar bizler diye başlıyor. Bizler deyip pek çok güzel sıfat o bizlere atfediliyor. O bizler deyince de işte karşıdaki sizlerin, ötekilerin ne kadar çoğunlukta olduğu da bir kere daha ortaya çıktı. Bir diğer herhalde bana göre sorumlu yaklaşımda hani sınıfsaldır deyip bu sınıf çözümlemesiyle durumu izaha çalışmak. Bunu ben şöyle basitleştirebilirim, belki karikatürleştirdiğimi de düşünebilirsiniz. Hani sabah uyanıp aynaya baktığında dişini fırçalarken, yüzünü yıkarken, işte ne bileyim tıraş olurken diyelim bir erkekten söz ediyorsak, kendini ben önce işçiyim diye tanımlayan pek kimsenin olmadığı bence burada ortaya çıktı. Bir diğer ortaya çıkan hususta ne değil kim daha önemli? Yani mesajdan çok mesajı taşıyan önemli. Burada da aslında bir kazanma stratejisi düşünürse benim aklıma gelen benzetme 14 Mayıs'tan bu yana bir otomobil yarışı, bir hani Formula 1 fazla abartılı olur ama o da düşünülebilir. Şöyle düşünelim, sezon başlamış, araçlar yarışıyor, siz elinden geleni yapmışsınız, rakibiniz de öyle. Ama bir türlü istenilen performansı ortaya koyamıyorsunuz. Belki o aracı geliştirirken de çalıştığınız pilot, sizin yıllardır birlikte çalıştığınız bir pilot ama bir değişiklik yapmanız lazım. Sezon başlamış dediğim gibi artık. Yapacağınız değişiklik pilotu değiştirmek olur. O yeni gelen pilot doğru bir tercih kullanıldıysa o aracı öndekine yakınlaştırabilir, geçebilir de hiçbir şey yapmasa da vereceği geri bildirimlerde aracı daha iyi duruma getirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani neden çok kim daha önemli bence ülkemizde. Bir diğer taraftan toplumu hayal kurdurmaya çalışmak meselesi var. Burada benim gördüğüm zaten toplumumuza, halkımıza hayallerini yaşatan kişi bugün itibariyle Erdoğan. Bunu 14 Mayıs öncesinde de epey öncesinde de paylaşmıştım sosyal medyada. Kızıl elma mı soğan mı öne çıkacak diye. Burada gördüğümüz kızıl elmanın soğana galip geldiği yaklaşım olarak. Ekonomide de aynı şekilde dün yarına göre sanki baskın çıktı bugünden bakışla. Yani dünkü iyi durum yarın tekrarlanacak beklentisi bugünkü kötü durumu perdeledi, örttü diye düşünüyorum. Belki burada öne çıkabilecek tek husus da Ekrem İmamoğlu'nun performansının yarınlar için ortaya bir umut koyduğu. Diğer taraftan yine özellikle CHP açısından ama genel olarak Millet İttifakı açısından bu denli kaynak aktarımına, bu denli geniş işte personel görevlendirilmesine rağmen veri akışında, iletişim stratejisinde sandıklar açıldıktan sonra ve Şampiyonlar Ligi kadrosu denilen kadronun yetersiz kaldığı, işlemediği, kampanya stratejisinin de aynı şekilde konuşma notlarıyla, ekibiyle bir çalışma ve hazırlık eksikliği yansıttığı herhalde teslim edilmeli. Bunlar teslim edilmeli ki dinlenmesin. Aynı şekilde de zaten eleştiri yapmakta da ne kadar zorluk çektiğimizi Millet İttifakı'na seçime doğru giderken hepiniz biliyorsunuz bunu bir sorumluluk addettik. Eleştirilerimizi sakınmaya çalıştık yahut özel kanallardan, doğrudan kanallardan, kamuya açık olarak değil ama bu şekilde iletmeye gayret gösterdik. Toplumsal olarak yine bakarsak bence bir diğer husus da kuruluştaki yani Cumhuriyet'in kuruluşundaki kaygıların bugün dahi çok geçerli olduğu, tarihin geçmişte kalmadığı, bugün bizimle burada var olduğu, hani 100. yılında Cumhuriyet'in hala 100 yıl öncesinde kuruluş anını yaşamakta olduğumuz. Bu anlamda da hani 100. yılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan ziyade 100 yıl önceki kaygıların,
İşte bölünme kaygısı, çökme kaygısı, pek çok kaygı, bunları biliyorsunuz söylenebilir. Bunların daha öne çıktığı. Burada da bir çelişki var. Hani toplum siyaset derken katılım bu denli yüksekken toplum siyaset ilişkisi kopuk diye nasıl söylenebilir demiştim. O çelişki bir diğer çelişki de burada. Bir taraftan biz 100 yıl öncesini yaşarken aynı zamanda da dün bile çok geride kalmış durumda. Hani bırakalım 12 Eylül darbesini, bırakalım Özal dönemini. AK Parti'nin ilk dönemi bile sanki 100 yıl öncesinde kalmış gibi bir güncellik içinde yaşıyoruz. Dün bile çok geride kalmış gözüküyor. Bu bakımdan da yeni bir tarih anlatısı belki kurgulamak, bunu ısrarla paylaşmak gerekiyor. Batıya doğru yürüyüşün bizim organik, doğal kimlik verilimimiz olduğunun altını çizmek herhalde gerekiyor. Bunu yapmanın yolları da işte pek çok ne bileyim edebiyattan sinemaya, siyasi toplantılardan işte üniversitelere düşünülebilir. Ama böyle bir hegemonya varken buralarda tüm iletişim, medya ve bu denli geniş kaynaklar iktidarın elindeyken bunu yapmanın da zor olduğu ama ısrarla denenmesi gerektiği herhalde söylenmeli. Bana göre bir başka husus da bu sonuçlara bu defa Erdoğan'ın dahi, kendinin dahi Erdoğan'ın hazırlıksız yakalandığı, bunun böyle olacağını beklemediği, nereden çıkarıyorsun bunu derseniz, bakanların meclise saklanmasından çıkarıyorum. Eğer böyle bir tırnak içinde zafer bekliyor olsaydı Erdoğan ve Cumhur İttifakı herhalde bu bakanları meclis sundurması, dokunulmazlık zırhı altına saklamak gibi bir yaklaşım ortaya koymazdı. Zira biliyorsunuz bakan olduğu takdirde milletvekillikleri otomatik olarak kendiliğinden düşüyor. Toplumsal olarak durumumuza yine geri dönersek iki ayrı tarafa çeken aynı zamanda bir ortadan yarılmış bir toplum olduğumuzu herhalde söylemek gerekir. Yine bu kıyılar ve iç bölgeler haritası ortaya çıktı. Ama ortaya çıkmayan bence bir yanılgı olduğu belirlenen bir diğer husus şu metropolleşme konusu. Artık toplumun giderek artan biçimde çok da büyük kesiminin metropollerde, büyük şehirlerde yaşamakta olduğu, bunun getirdiği bu kozmopolitleşmenin oy tercihlerine yansıdığı, bunun böyle olmadığı, aksine İstanbul gibi, Ankara gibi belki büyük şehirlerin, bu büyük şehirlerde belki Sayın Kılıçdaroğlu çok başarılı performans ortaya koymasına rağmen bu büyük şehirlerin böyle giderek yayıldığı, ayrıca bunun çeperlerindeki sanayileşmiş yerlerde de çok farklı dünyaların yaşandığı. Aynı yanılgı belki Z kuşağı denilen gençlik için de geçerli. Orada da herhalde bir başka tür bir yeni milliyetçiliğin baskın olduğu ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bir de İzmir'e bakıldığında İzmir'in bir istisna mı bir gösterge mi olduğu üzerinde herhalde durulacaktır. Şu seçim 28 Mayıs'ta geçtikten sonra diye düşünüyorum. Hegemonya konusunda söylene gelen 21 yıldır Erdoğan'ın, AK Parti'nin bir kültürel hegemonya kuramadığı doğru ama bir başka biçimde hegemonya kurduğunu herhalde görmüş olduk. Yeni nesli de aslında etkilemiş olduğunu gördük. Bu anlamda toplumun bu şekilde yaşatılarak yozlaştırıldığını anladık ve bir kopuş, kırılma beklentisi varken bunun tutmadığını da depreme, ekonomik krize, suç örgütlerinin işte bu kriminal durumun yaygınlaşmasına ve özgürlüklerin tamamen erozyona uğramasına rağmen böyle bir kopuşun, kırılmanın, tepkinin ortaya çıkmadığını da gördük. Herhalde bu da bize bu hegemonyanın nedenli güçlü olduğunu anlatmalı. Bunun bence en güzel göstergelerinden biri de yurt dışı oylar. Yani işte ta 60'lardan 70'lerden itibaren başta Almanya olmak üzere Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi yerlere yerleşmiş yurttaşlarımız ve onların ikinci artık üçüncü oy kullanan jenerasyonları, nesillerinin de bize anlattığı aynı aslında buradaki o yozlaşmış durumu gösteriyor. Yani siyasi olarak bir tercihler yapılıyor, bir umursamazlık, işte bu demokrasinin, hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün umursanmaması. Diğer taraftan bereketten, sanki ganimetten bir anlamda nemalanmak denilebilir. Bunu bir küçümseme
bir düşmanlaştırma olarak söylemiyorum, bir öfkeyle söylemiyorum. Yalnızca görebildiğim mi böyle olduğunu, bir saptamamı paylaşmak olarak söylüyorum. Son olarak 28 Mayıs için evet ben de oy vermeye gideceğim. Yine işte elimden geleni yapmaya çalışacağım. Herkesi de öyle yapmaya buradan kendimce davet etmek isterim. Nasıl kazanılır konusu? 7 milyon sandığa gitmeyen kişi var. Bu 7 milyon sandığa gitmeyen acaba hani hiç kaydı kuydu olmayan başka nedenlerden ötürü mü gitmeyendir? Yoksa bir tepki olarak mı gitmeyendir? Bilemiyorum kaçta kaçının böyle olduğunu ama herhalde o sandığa gitmeyen 7 milyonun da bu denli yüksek katılıma rağmen neredeyse %90'a varan sandığa çekilmesi önemli. 1 milyon geçersiz oy var. Onların verecekleri oy geçerli. Tabii herkesin söylediği Sinan Oğan'a oy verenlerin tercihinin ne yönde olacağı ve onların oy kullanması Sayın Kılıçdaroğlu için önemli. Bir başka husus MHP'ye oy verenler, yani AK Parti'den vazgeçip MHP'ye oy verenler acaba Erdoğan'a oy vermeye gider mi meselesi var. Bir de bir başka husus Kürt seçmenin sandığa gidip gitmeyeceği Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek için. Bütün bunların bir araya gelmesi, hele hele ilk turdan %49,5'la çıkmış bir Erdoğan'ın bundan sonra bu yarışı kaybetmesi herhalde güç ama kazanırsa da herhalde onun ancak 50'yi az farkla geçen bir oranda kazanması belki sağlanabilir diye düşünülebilir. Bütün bunlar bir araya gelir kazanılır mı? Evet, bu bir olasılık, uzak bir olasılık ama mutlaka da bugünden yarına zaten her şey sil baştan yapılamayacağına göre denenmesi gereken bir husus. Son olarak tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yarışa 28 Mayıs'a da CHP Genel Başkanı olarak mı gireceği yoksa bundan vazgeçerek mi gireceği ve şimdiden yapmaya başladığı anlaşılan bazı kadro değişikliklerin hani böyle bir elektrik çarpması gibi bu eldeki kadroyu silkeleyip silkelemeyeceği bu da bir husus. Bu yönde bence adımlar atılabilir. Bir hani beklenmedik bir hamle olmuş olabilir. Bir de İyi Parti'den başlayarak diğer tüm partilerin çok ciddi bir şekilde sahada ortaya bir performans koyması. Hani bu yarış Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında artık demek ki burada bir şeyler yapacaksa bunu yalnızca Sayın Kılıçdaroğlu yapmalı değil. Tüm bu 6 Kılı İttifak'ın 6 partisinin de bu şekilde örgütlü bir biçimde ellerinden geleni 24 saat 7 gün artık şu kalan kısa süre içinde ortaya koyması herhalde gerekecektir diye düşünüyorum. Benim bu 14 Mayıs sonuçlarına dair görüşlerim kendime göre oturduğum yerden değerlendirmelerim bu yönde. 28 Mayıs'a ilişkinde beklentim yine bu yönde. Gelecek çarşamba yine sizlerle buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.